hocamız Sayın Doçent Doktor Gökben Hızlı Sayar hocam. Hocam psikiyatri hekimi olup Üsküdar Üniversitesi öğretim üyemizdir ve Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürümüzdür. Hocamızın özellikle yakın zamanda fark edilmeyen gebelikler üzerine olan çalışmaları mevcuttur. Sayın hocam bu bağlamda fark edilmeyen gebelik üzerine sunumunuzu yapmak için sizi davet ediyorum. Buyurun hocam. Değerli anneler, değerli katılımcılar, değerli meslektaşlarım, ruh sağlığı alan çalışanları, ebeler, hemşireler, öğrenci kardeşlerimiz, kıymetli hocalarım, bugün burada sizlerle birlikte olmak benim için hem bir onur hem bir mutluluk. Sunumunuz için de teşekkür ederim İdil Hocam. Bugün fark edilmeyen gebeliklerden bahsedeceğim. Çok tıbbi bir dil kullanmadan herkesin anlayabileceği bir biçimde anlatmaya çalıştım. Öncelikle sunumu birlikte hazırladığımız Oğuz Omay Hocama da tekrar teşekkür ederim. Şimdi baktığımız zaman bir gazete haberi, isimleri ben kapattım ama yani zaten şeye açıktı haber, internet üzerinde açıktı. 20 yaşında bir üniversite öğrencisi kızcağız doğum yapıyor ve müebbet hapis sistemiyle dava açılmış. Çünkü hiç beklemediği biçimde lavaboda doğum yapıyor, neye uğradığını şaşırıyor, ne olduğunu anlamadığını söylüyor. Ben hamile değildim diyor. Sırt çantasına bebeği koyuyor ve çıkıyor. Bu sırada bir hastanede oluyor bu. Sonrasında bir hemşire görüyor ve polisi, emniyet güçlerini haberdar ediyor. Ve hapishaneye alınıyor, tutuklu. Onun ifadesinden doğumdan itibaren hiçbir şey hatırlamıyorum, bayılmışım. Ben hamile olduğumu bilmiyordum, adetim kesilmedi. Zaten doğum gebelikte kilo da almadım şeklinde bir ifadesi var. Tabii burada çarpıcı olan gazetenin ithamı değil mi? Bu nasıl anne? Tuvalette doğurduğu bebeğini çok daha kötüsünü hazırlıyor, çantaya koymuş ve çok şaşırmış. Bunun gibi haberlerle sıklıkla karşılaşıyoruz. Doğum yapana kadar hamile olduğundan habersizdi, markette doğurdu. Gerçekten de doğan bebek bu. Market sonra reklam yüzü yapmış bebeği. Bu kadıncağızdı diyor. Yani ben hamile olduğumu bilmiyordum. Gebeliğin hiçbir belirtisi yoktu. Ve yani bir anda markette doğdu bebek diyor. Bir model 23 yaşında gebeliğin 37. haftasında aniden banyoda doğum yapınca hamile olduğunu anlıyor. Bebeğin durumu iyi. Aile adını vermişler bebeğe. Bir turist İstanbul'a geliyor. Transit diye bir yolculuk yapıyor. 17 saatliğine İstanbul'da ve kendi başına doğum yapıyor. Kendi söylemleri karnı ağrıyor ve kramplar neden geliyor? En iyisi uyuyayım, uyku her şeyi iyileştirir diyor. Trabzanlara tutunarak sıralardan geçmeye çalışıyor. Ve o sırada aklına geliyor. Acaba ben doğuruyor muyum? Hani hamile değilim ama doğuruyor muyum acaba, bu doğuma benziyor gibi ve sonrasında sağlıkla bebeğini kucağına alıyor. Burada çarpıcı bir şey var. Bir şirkette satış danışmanı olarak çalışıyor. Eve girerken kasıklarında sancı ve hamile olduğunu bilmezken bir anda bebeğin kafasını görüyor bacaklarının arasında. Çocuğu havluya sarıyor. Burada enteresan olan annesi diyor ki, annesine haber veriyor. Hani bir kızım oldu diye, seni daha bu sabah gördüm, sen hamile değildin diyor. Yani bu kadıncağızlar hamile olduklarını anlamıyorlar ama çevreleri de anlamıyor. Enteresan olan bu. Ve burada 20 yaşındaki anne tuvalette doğum yaptı ve daha öncesinde 3 doktora gitmişti karnı ağrıdığı için. Ve bunu kabızlık, peklik çekiyor diye düşünmüşlerdi diyor. Yani kadın anlamıyor. Çevresi de anlamıyor. Doktorlar da bazen anlamıyor. Tıp çalışanları da, sağlık çalışanları da anlamıyor. Burada bahsedilen kadın bu, bebek de bu. Bu soldaki iki fotoğraf doğumdan birkaç gün önce çekilmiş. Yani hamile olduğumu bilmiyordum, çevremde anlamıyordu diyor. Gerçekten de fazla kilosu olmakla birlikte hamile diyebileceğimiz bir tipik bir görüntüsü de yok. Peki, baktığımızda tabii dünyanın her yerinden, yani haberlere bu gözle bakarsak dünyanın her yerinden her gün bu şekilde haberler geliyor. Süpermarkette doğuran, Afganistan'a giden bir asker doğuruyor, kaldırımda yürürken doğuruyor, kayak yaparken doğuran, daha önce iki kez benzer biçimde hiç hamile olduğumu anlamadan doğum yaptım ve şimdi üçüncüsü diyen, 10 mil koşusu sırasında sürpriz biçimde doğuran, ne oluyor bu kadınlara? Yani çok şuursuz mu bu kadınlar?
Fark edemiyorlar mı? Saklıyorlar mı? İfadeleri mi güvenilir değil? Biraz bunlarla ilgili konuşacağız. Başlığımız fark edilmeyen gebelikler. Ne demek fark edilmeyen gebelik? Kadının 20 haftayı aşacak biçimde bir gebeliğinin olması, 20 haftayı geçmiş ve bunu fark etmediği durum. Henüz bu psikiyatrik tanı ve hastalık sınıflama sistemlerinde bulunan bir tanım değil. Fakat zaman zaman karşımıza geliyor çünkü bebeğin doğum sırasında ölümü ya da doğumdan sonra, yani o bebeği beklemediğiniz zaman doğum yapmak çok travmatik bir deneyim olmalı. O şok ve şaşkınlık içinde bebeği bırakıp ya da öldürüp bir suç işlemek, kadının gebe olduğunu bilmediği yöndeki beyanı, tıbbi, adli, toplumsal bir sorun olması ve her zaman tartışılan kadın gebeliğin farkında mı, bunu bilerek mi gizliyor, gerçekten farkında değil mi, kadının ciddi bir mental sorunu mu var bu, yoksa adi bir suç mu, şizofreni gibi ağır bir psikotik hastalık mı diye sıklıkla karşımıza geliyor. Önemi şurada, kadın gebe olduğunu bilmiyorsa alkol, madde, sigara, riskli ilaçlar kullanabiliyor. Kendisini korumayabiliyor. İşte bir tanesi kapıyı kırarken doğum yapmış, öbürü 10 mil koşusunda doğum yapmış, diğeri kayakta doğum yapmış, birisi Afganistan'da askerlik yaparken doğum yapmış. Doğum anında uygun bir ortam, tıbbi ortam olmuyor. Hazırlıksız gerçekleşen bir doğum oluyor ve doğum öncesinde uygun tıbbi bakımı alamıyorlar, tıbbi desteği alamıyorlar. Ve belki en dramatik olanı, doğum sırasında eğer yalnızsa olayı anlamlandıramadığı için yeni doğanı bir bebek olarak algılamıyor, bebekten kurtulmaya çalışabiliyor ve bebeğin ölümüyle sonuçlanabiliyor. Nadir görülen bir durum gibi düşünsek de pek öyle değil. Bakın çok sık eğer 20 haftayla doğum sırası arasında fark edilmişse buna kısmi fark edilmeyen bebelik deniyor, gebelik deniyor. Ama bazen doğumda fark ediyor kişi. Buna hiç fark edilmeyen gebelik deniyor. Ve 300 doğumdan ya da kan uyuşmazlığından daha sık 475 gebeden bir tanesi 20 haftadan sonra fark ediyor. Türkiye'de yapılan bir araştırmada 1/526, yani 526 gebe kadından birisi 20 haftadan sonra fark ediyor. 2000 gebeden birisi doğuma kadar fark etmiyor. Bazı şeylerde 3000 gebeden birisi doğuma kadar fark etmeyebiliyor artık, doğum süreci başlayana kadar deniliyor. Kimlerde görülüyor? Bu böyle bir tecrübesizlik, işte yaşın genç olması, sorumsuzluk, bilişsel yetersizlik, bunlarla ilişkili değil. Enteresan biçimde, yani gebe olduğunu anlamaması için daha önce gebelik yaşamaması lazım gibi düşünürüz. Öyle değil, orta yaş grubunda, geçmişte doğum yapmış kişilerde de görülebiliyor. Hatta daha önce bu gibi bir fark edilmeyen gebelik yaşamış kişilerde de görülebiliyor. Herhangi bir yaş grubu, eğitim grubu, etnik grup, sosyoekonomik grupta yoğunlaşma yok. Olguların, bildirilen olguların %80'den fazlası evli, uzun süreli ya da sabit bir ilişkisi var. Yani saklaması için belli bir neden de yok zaten. Ve %50'den fazlası geçmişte doğum yapmış ya da en azından bir gebelik yaşamış kadınlar ve birçoğu iyi sosyal desteğe sahip, geneli 20 yaşlarda sağlıklı kadınlar. Bahsettiğimiz gibi çevresi de görmüyor. Hani kadın şok yaşıyor, çevresi de şok yaşıyor. Sıklıkla görülen durum, eğer eşin, ailenin, iş arkadaşlarının ya da bir tıbbi ekipten birisinin, doktorun aklına gebelik ihtimali gelirse, yani kadın karın ağrısıyla gitti, doktor hamile olabilir misiniz dedi, hayır dedi. Doktor bunun üzerinde durmayabilir, hamile değil diye varsayabilir ya da aklına gelir, gebelik testi yaparsa gebe olduğunu söylediği zaman kadın bunu reddetmiyor, kabulleniyor, yani çok şaşırarak evet yani hamile olduğunu kabul ediyor. Fakat bu olasılık kimsenin aklına gelmemişse bazen doğuma kadar görülmüyor. Neden bir tartışmalı, hani daha çok üzerinde durulan, bir kere eski travmalar, yani geçmiş travmalara bağlı, o sırada o anı bilinçli biçimde yaşayamama, kopma, cinsellikle ilgili belki yaşadığı bilinçli çatışmalar var, anne adayının kendisinin yeterli annelik görmemiş olması, kadının bebeğin babasına karşı olumsuz duyguları tartışmalı. Ama daha akla yakın olan kişinin kendi üreme kapasitesini idrak edememe. Yani girdiği cinsel ilişkiyle, cinsel eylemle bunun gebelikle sonuçlanabileceği arasında bir bağlantı kuramıyor gibi bu kişiler. Tıpkı menopozdaki bir kadın gibi. Yani menopozdaki bir kadın menopozda olduğundan eminse, eğer cinsel ilişkiye de giriyor, sonrasında bazı gebelik belirtileri yaşıyorsa akla gebelik gelmeyebilir. Ya da hiç cinsel ilişki ölçüsü yoksa o zaman, yani karnı ağrılı, midesi bulandığı zaman insanların aklına acaba gebe miyim diye gelmiyor. Tıpkı bunlar gibi
sırt ağrısı, karın ağrısı belirtisi olsa da aklına gebelik ihtimali gelmiyor. Sanki kendi doğurganlığını yatsıma, kendi cinsel eylemiyle gebelik arasında bir bağ kuramama gibi. Ne düşünüyor kadın? Hiçbir belirti olmuyor. Oluyor ama bulantı kusma oluyor. Buna hazımsızlık var. İşte kaygılıyım, grip oldum galiba diyebiliyor. Yorgun oluyor, işte uykusuzum. Bu ara stresliyim, depresyonum var gibi düşünebiliyor. Kilo alıyor bir miktar. Düzensiz besleniyorum, iştahım arttı, işte düzenli egzersiz yapamadım. Herhalde bu kıyafetlerim çok yıkandı, küçüldü gibi düşünebiliyor. Bazen bebeğin hareketlerini hissediyor, işte gaz var, bağırsaklı karnım gurulduyor gibi düşünebiliyor. Memelerde hassasiyet olduğunda, buna adet öncesi değişiklikler, işte herhalde bir yere çarptım göğsüm, meme yaralanmam oldu gibi farklı yorumlar yapabiliyor. Nedir klinik tabloda gördüğümüz? Kadın gebe olmadığını düşünüyor, sorgulandığında da yani aklında hiç gebelikle ilgili bir ihtimal yok, gebe değilim diyor. Klasik gebelik belirtileri izlenmiyor. Normalde gördüğümüz kadar gebeliğin belirtileri vardır. Bunlar izlenmiyor. Ya da izlendiği zaman bunlara alternatif nedenler sunuyor. Kadının gebeliği saklamayla ilişkili bir davranışı yok. Yani baktığınız zaman dar giysiler giyiyor, mayo giyiyor. Yani gebeyim ve bunu kimse fark etmesin gibi bir düşüncesi yok. Eğer kadın çocuk sahibi olmak istemiyorsa doğum kontrol yöntemi kullanmaya devam ediyor. Gebe olduğunun farkında olmadığı için ve doğum için yapılan bir hazırlık yok. Ve sonrasında da doğum sancıları bir başka tıbbi nedenlere bağlıyor. Sancıları, doğum sancıları ve doğum başlamasıyla birlikte bekleneceği şekilde büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Peki ne olur doğumdan sonra bu kadınlar ne olur? Oldukça sık görüyoruz. Sanki yani böyle o çocuğu öldürür, işte şey çok kötü ebeveyn olur, çocuğu kabullenemez. Böyle bir şey olmuyor. Yani gayet güzel ebeveynlik yapabiliyorlar. Ama sonuçta böyle bir durum yaşadığı zaman eğer tıbbi ekip olsun, diğer insanlar olsun bu durumun farkında değilse bu durum baştan kadın için bir olumsuz yargı ve suçlama getiriyor. Yani ne yaptığının farkında değil, ona güvenilmez, işte gebe olduğunu bile anlamadı gibi bir etiket getirebiliyor. Çoğu olgu bebeğine zarar vermiyor. Zaten bebeğe zarar sıklıkla doğum esnasında yaşadığı şokla birlikte ne olduğunu, yani onu bebek olarak algılamadığı için olan bir şey. Herhangi bir olumsuz çıkarımda bulunmak mümkün değil. Gayet iyi adapte oluyorlar sonrasında ve normal bir ebeveynlik sürdürüyorlar büyük kısmı. Eğer yani doğum sonrasında nasıl bir desteğe ihtiyaç olacağı aslında bebeğin durumuna bağlı. Bebek sağlıklıysa verilecek bir destek var ama lakin bebek doğum anında ya da doğum öncesi öldüyse o halde verilecek daha farklı bir destek var. Psikolog arkadaşlarımız yoğun olduğu için psikolojik destekle ilgili birkaç şey söylemek isterim. Ne yapılır mesela böyle bir kadınla çalışırken? Bir kere çok işbirliği içinde çalışmamız lazım ve hastanın şaşkınlığını, onun kendisini suçlama eğilimini empatiyle ele alabilmemiz lazım. Yani zaten fark edilmeyen gebelik diye bir olgu olduğunun farkındaysak bunu ele alabiliriz. Hastaya güven vermek, umut aşılamak, iyiye gideceğini söylemek, çevresinden nasıl destek alabileceği konusunda ona yol göstermek. Gerek fark edilmeyen gebelikler, gerekse kaygı, depresyon, varsa işte gelen diğer psikiyatrik hastalıklar için bir psikoeğitim vermek. Henüz doğum yapmamışsa kadın, 20 haftadan sonra fark edildi, henüz doğum yapılmadıysa gebelikle ilgili rol değişimini kadın hazırlamak, annelikle ilgili rol değişimini hazırlamak, varsa gebelikle ilişkili çelişkili duygularını ele almak. İhtiyaç duyduğu zaman çevresindekilerden ne tür destek alabileceğini, bu desteği nezaketle nasıl isteyebileceğini öğretmek ve doğumdan sonra da anne bebek ilişkisini desteklemek genel olarak bu tür durumlarda vereceğimiz psikolojik desteğin ana hatlarını oluşturur. Son söz, kadın doğumculara, ebelere sorduğumuz zaman onlar sık gördüğümüzü biliyorlar. Böyle durum mu olur? Başıma gelmez dememek lazım. 1/450, yani 450 gebeliğin birisinin geç fark edilmesi oldukça yüksek sayılacak bir yaygınlığa sahip. Ve çok trajik sonuçlara yol açabiliyor hem bebek için hem anne için ama toplum içinde yeterince bilinmiyor. Sağlık çalışanları arasında da bilinmiyor ve bir de işin adli boyutu var. Adli kısımda da çok fazla bilinmiyor. Yani adi bir suç olarak görülebiliyor ve bebeğe bir zarar verilmesi ve ön yargı olarak hani kadının bilmemesi mümkün değil. Kadın biliyordu, saklıyor olarak yorumlanabiliyor. Eğer erken saptanırsa uygun bir doğum öncesi, doğum sonrası izlemeyle ve psikolojik destekle sağlığına kavuşuyor bu kadınlar.
toplumun sağlık çalışanlarının, adli bilimlerin fark edilmeyen gebelik diye bir durum olduğu, bunun sıklıkla görülebildiği ile ilgili bilgi sahibi olması, bizlerin birey olarak en azından çevremizle ilgili uyanık olmamız bu konuda iyi bir adım olacaktır. Buraya ben hem kendi mail adresimi yazdım, hem Oğuz Omay hocamızın mail adresini yazdım. Gerekirse sorularınız için mail de atabilirsiniz ya da danışmak istediğiniz bir şey olursa ben sunumumu sonlandırıyorum. Sözü İdil hocama bırakıyorum. Sevgili hocam, farklı ve farkındalık yaratan bu değerli sunumunuz için size teşekkür ederim. Yani kadın doğum, adli bilimler ve bir tarafta da psikiyatri içine alan bir aslında hani bütüncül yaklaşımı gerektiren bir konu. Ve bu bağlamda aslında kadın doğumcularımıza da özellikle seslenmemiz gerekiyor. Psikiyatri hekimlerimizle hareket etmeleri üzerine. O yüzden çok teşekkür ederim tekrardan. Bir soru var hocam. Özellikle adet kanamalarının olmaması durumunda geriliği fark etmeme üzerine. Bununla ilgili görüşünüzü alabilir miyim? İki farklı durum olabiliyor. Bir kısımda normalde de gebeliklerde devam eden üzerine görmek denilen, yani gebelik boyunca da adet kanamaları devam edebiliyor bu kadınların, normalde olabilen bir durum. İkincisi, adet kanamaları durmasına rağmen bunu strese bağlı, işte ilaç kullanıyordum buna bağlı şeklinde yorumluyorlar. Enteresandır, yani adet düzensizliği nedeniyle adetleri durduğu için doktora gidip gebeliğin gözden kaçtığı olgular da var. Yani bütün sağlık çalışanları en azından bu konuda uyanık olmalı. Çünkü biz klinik pratiğimizde soruyoruz kadına, gebelik ihtimali var mı diyoruz. Yok diyor, yani gebe değilim diyor. Kadının bunu tamamen bileceğini varsayıyoruz ama bazen böyle olmuyor. Onun için dikkatli olmak gerekiyor. Tam da tipik gebelik belirtileri olmuyor. Örneğin bu kadınların birçoğunda normal bir gebedeki kadar karın şişmiyor. Yani uterusun şekli itibariyle biraz daha dışa değil de içe doğru bir şişkinlik oluyor gibi. Onun için fark etmiyorlar. Evet hocam, bir de hipertiroidi gibi immün hastalıkları olan kişilerin farkındalığı üzerine bir soru var. Onunla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Evet, yani bazı hormonal bozukluklar ya da tiroid hormon bozukluğunda zaten hormon dengesizliğine alıştığı için bu kişiler hormonların iniş çıkışına biraz daha geç fark edebiliyorlar. Yani gebeliğin fark edilmesi esasında zihnimizde bir cinsel ilişkiye girilmiş, bu cinsel ilişkinin sonucu olarak gebelik olabilir. Bir kere bu bağlantıyı kurmuş olmamız lazım. Sonrasında da vücudumuzdaki belirtileri okuyor olmamız lazım. Eğer zihnimizde bu bağlantı yoksa ya da sonrasındaki vücuttaki belirtileri iyi okuyamıyorsak gözden kaçabilen bir durum olarak ortaya çıkabiliyor. Tabii buna polikistik over sendromunda ekliyoruz herhalde hocam, evet. Değil mi? Evet, PCOS olarak chat tarafında yazan polikistik over sendromu. Evet. Peki hocam, bir de ilaveten bir soru. Özellikle depresyon ve travma sonrası stres bozukluğuyla mı devam eder? Böyle bir durumda olan. Yani tabii böyle bir şeyle devam etmesi şart değil. Bu şey gibi mesela trafik kazası yaptınız. Çok ciddi bir kazaydı, bir şok an. Sonrasında depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu olur mu? Tabii olma ihtimali var ama sizin yatkın olmanız gerekiyor. Yani psikiyatrik hastalıkların böyle bir tarafı var. Siz yatkın olacaksınız. Yani genetiğiniz yatkın olacak. Sonrasında stresli bir olay bu paketi açıyor. Hastalık ortaya çıkıyor. Eğer yatkınsa kadın, tabii ki böyle bir olayın üstüne ben nasıl iyi anne olamadım, işte bebeği bile fark etmedim, acaba bu bebeği gerçekten istiyor muyum? Şeyi düşünemiyorum bile, yani bebeğin ölümüyle sonuçlanan bir süreç olduğunu düşünemiyorum bile. Büyük suçluluklar yaşayabilir ve depresyon sonunda gelebilir. Ya da yani şöyle bir 30 saniye bir şey yapmaya çalışalım, canlandırmaya çalışalım. Gece biraz karnınız ağrıyor, tuvalete gidiyorsunuz, bir anda bebek çıkıyor. Yani bu tahayyül edilebilecek bir şok olmasa gerek. Tabii ki yani posttraumatik stres bozukluğu da yapabilir bu. Yani yorumlayamadığınız çok bir yaşantı içindesiniz o sırada. Onun için peşinden elbette bu iki şey gelebilir. Tabii bir yandan da burada çevrenin rolü çok önemli. Yani birisi sizi çekip çevirdiyse, bakın fark edilmeyen gebelik diye bir şey var. Yani çok üzücü ama sizin başınıza gelmiş, ne kadar şok olabildiğinizi anlıyorum. Çok kaygı duymuş olmalısınız. Bu şekilde toparladıysa birisi sizin olaya yaklaşımınızda şanslısınız. Ama
Yani bu kadar kişi çocuk istiyor, çocuk sahibi olamıyor. Sana verilmiş olan çocuğu sen kabul etmiyorsun, işte gebe değilim diye saklıyorsun. Bu tür bir yaklaşım olduysa bambaşka bir noktada sonuçlanıyor. Depresyon ihtimali artıyor böyle bir durumda. Evet hocam, tabii bu bağlamda toplum nezdinde psikoeğitim çalışmalarının yapılması da önem arz ediyor, değil mi? Evet, bugünkü sunumumuzda bu psikoeğitimin bir parçası olarak kabul edebiliriz. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim.